Hani tırmanıyoruz yani, dağları bayırları tırmanıyoruz. Bu aşifide vurur da biz öleceğiz yani, biz öyle korkuyorduk. İnsanlar gelmiyorlar, evlerine gidiyoruz. Aşı olmayı kabul ettiğindeki o bizim çektiğimiz sıkıntıları biz o zaman zaten unutuyoruz. Burası bizim soğuk hava depomuz. Aşılarımızı burada muhafaza ediyoruz. Aşıları +2, +8 derecede muhafaza ediyoruz. Bugün 5 doz planlamıştık normalde ama bir tanesi il dışındaymış hastalarımızın. O yüzden 4 kişi aşılama yapmayı planlıyoruz. Tıp fakültesine ilk başladığım zaman bir idealistlik olarak doğuda bir köyde doktorluk yapayım hayalim vardı. Ama son sınıfa geldikçe bu hayal birazcık daha daha rahat bir yer olsun istedim. Yine de buraya geldim. Ama burada böyle bir çalışmanın olacağını açıkçası çok tahmin etmiyordum. Köylerde evlere tek tek çıkacağız, gideceğiz karda, kışta, çamurda. Ama hani pandemi koşulları, üzerimize düşeni yapmamız gerekiyordu. Übeyt Yaldız, 2. doz yapılmış onun. Ben sana okuyorum, Ramazan Elbir. Yapılmamış. Alo, Muhtar Bey, birkaç isim söyleyeceğim. Köyde midir acaba? Burası Altındere köyüne giden yol. Burası Bahçesaray'ın en uzak köylerinden bir tanesi. Kilometre olarak çok değil ama yol şartları bizi zorluyor. Genelde hani köy merkezine kadar araç gidiyor ama ondan sonraki kısım bizi zaten çok fazla zorluyor. Dağın tepesinde ev olduğu için oraya kadar tırmanıyoruz. Hani ciddi bir kondisyon gerektiriyor. Hani eşyalarımız, malzemelerimiz de var. Onlarla beraber çıkması biraz zor oluyor. Ben burada 4 aydan beri varım. 4 aydan beri kar var, öyle söyleyeyim. Diğer hani arkadaşlarımdan öğrendiğim kadarıyla Mayıs'a kadar kar oluyormuş burada. Hani mesela dağın tepesindeki eve tırmandığımız zaman hani nefes nefese kalıyoruz. Hani artık böyle ilk gittiğimizde konuşamaz halde oluyorum ben. Mesela birazcık dinleniyorum. Ondan sonra hani insanlarla iletişime geçiyorum. Bir de insanlar aşı yaptırmak istemeyebiliyorlar. Onları ikna etme kısmı da birazcık sıkıntılı oluyor. Burasının da korona açısından izole bir bölge. Hani Türkiye'nin birçok yerine göre daha az vaka var. O yüzden hani insanlar burada zaten korona yok, neden aşı olayım düşüncesinde olabiliyorlar. Onun dışında aşının zararlı olacağını düşünenler de var. Onları elimizden geldiğince ikna etmeye çalışıyoruz. Hani anlatıyoruz çünkü çok fazla hani halktan duydukları yanlış şeyler var. Onların doğrusunu hani doktorlardan duysun istiyoruz insanların. Aşının gerekliliğini anlatıyoruz, koronanın sıkıntısını anlatıyoruz. Hani koronanın zannettiklerinden çok daha ağır bir hastalık olduğunu, normal bir grip olmadığını anlatıyoruz onlara. Sonra kendi olduğumuzu söylüyoruz. Hani kendi aile büyüklerimizin olduğunu söylüyoruz. Bunları söylediğimizde güveniyorlar bize. Büyük çoğunluk kabul ediyor. Köyde çalışmak çok zor. Hani köye ulaşım zaten araçlarla ulaşım bile zor. Çünkü yollar çok fazla virajlı. Uçurum var. Hani yollar buzlu olabiliyor. Hani araba kayıp uçabilir. Hani bu sıkıntımız var. Bunları hani göze alarak zaten yola çıkıyoruz. Köye kadar geliyoruz. Araç evlere çıkmıyor. Köyün hani asıl orta kısmında bırakıyor. Evlere kadar da eşyalarımızla beraber hani tırmanıyoruz yani. Dağları, bayırları tırmanıyoruz. Hani karda, kışta, çamurda evlere ulaşmaya çalışıyoruz insanlara. Şu anda ilçemizde zaten vaka yok. Bu köyde de hani 0 vaka. Hani insanlarda vaka yok. Biz de dışarıdan onlara hastalık getirmeyelim. Hani Allah korusun bizde bir şey varsa onlara bulaştırmayalım diye. Biz önlemimizi alıyoruz. Önlüğümüzü giyiyoruz, maske takıyoruz. Siperlik ve eldivenlerimizi giyerek hastaların evine giriyoruz. Her aşının barkodu var. O barkodunu okutuyoruz. Ondan sonra hani aşı yapabilirsiniz diye hani bildirim gelince ondan sonra hemşire arkadaşımız aşıyı hazırlayıp yapıyor. Yaklaşık bir 3-4 dakikalık bir işlem ama sonrasında biz yarım saat hastanın başında bekliyoruz. Çünkü olası bir alerjik reaksiyon ya da anafilaksi durumunda hemen müdahale edebilmek için. Ali Kezer isimli hastamızın 2. doz aşısını yapacağız şimdi. 28 gün önce ilk dozunu yapmıştık. Zannediyorsam 77 yaşında bir amca. İlk başta sorgulayacağız kendisini, hani ilk aşıdan sonra herhangi bir sıkıntı olmuş mu, herhangi bir rahatsızlık yaşamış mı? Ondan sonra da aşımızı yapmayı planlıyoruz. Geçmiş olsun amca. Sağ olasın, teşekkür ederim. Ben dedim ki herhalde bu aşı bize vurursa biz öleceğiz, yani biz öyle korkuyorduk, yani ondan başka bir şeyden korkmuyorduk. Dedi aşıdan belki biz devam etmeyeceğiz, biz öleceğiz. Yani o sıkıntı bizden oluyordu. Ben ölsem de millet ölmezdi. Yok ya, ne acısı ne bir şey, bir, yani arı sineği soktuğu zaman yani adamı affedersin. Yani o kadar acı yok, hiçbir şey yok. Ha vallahi. Köylerde insanlar çok fazla iç içe yaşıyorlar. Yani bir kişi hasta olduğu zaman diğerlerine çok çabuk bulaşabiliyor. O yüzden bunu önlemek için hani il dışından bir akrabası olur, birisi geldiğinde hasta olup diğerlerine hemen yayılmasını önlemesi için aşılama gerçekten çok önemli. Aşağıya mı? Buradan gidelim, ne olacak? İlçemizde ortalama yaklaşık 550 civarı kişiyi aşıladık şu anda. Hafta içi 5 gün, normalde saat 8 akşam 5 arasında mesaimiz var. Ama her günün nöbetçi ekibi var. Nöbetçi ekip saat 10'a kadar nöbetçi. Aşılama çalışması, hani o günkü aşılama 10'a kadar devam edebiliyor bazı günlerde. Hoca elini kesme. Hani insanlar gelmiyorlar, evlerine gidiyoruz. Aşı olmayı kabul ettiğindeki o bizim çektiğimiz sıkıntıları biz zaten anında unutuyoruz bile. Hani tamam aşı olacağım, hani siz buraya kadar gelmişsiniz yeter ki hani diyorlar. Biz o zaman zaten hani bütün çektiğimiz sıkıntıları unutuyoruz. Tamam. Miro tırsı rast koş. Miro bir yahnet bejim ola ifkar derece amrinel mevdan. Nuzal çebe. Tırsı ne vertike? Tamam, yapabiliriz aşı. Şuna başır tatici, ay cana ne verti bir cana yasa diker. Dema yasa kiraydı kessek ne şu başır. Vakti çakı olsantin bejin de fazla rujan ne der kevin? Bazılar rujan minnet khanı da ye İstanbul'e be. Minnet khanı da bazılar rujan paş ede serbest be. Halkı ne kondu boş, ne kondu lyoşlyon da na tepip bene. Ne kondu harun tönobe. Amna çuna holi cirono, amna çuna çorsuye, amna çuna bohça saroyi. Madgo hatop çke sefek beşnov millet çke oyri be. Hadi geçmiş olsun teyze. Bir seneden beri çok dünya olarak, sadece Türkiye'de dünya olarak pandemi, hani çok ciddi bir salgın altındayız. Sağlık, ekonomi, kültürel, sosyal olarak herkes çok sıkıntıda ve bunun bir an önce bitmesini istiyoruz açıkçası. Bunun için üzerimize düşen hani görevi biz yerine getirmemiz gerekiyor ki hani halkımız da aynı şekilde yerine getirsin. Salgın bir an önce sonlansın istiyoruz. Hani biz o kadar uğraştık, hani didindik, çalışıyoruz. Onun karşılığında insanların bir ihmalkarlığı hani tekrardan patlamasına sebebiyet verebiliyor. Bu çok ciddi hayal kırıklığı oluyor diyebilirim.